City Moose, 30 years old, standing 1 meter 82 tall, weighing 124 kilograms. His professional record, a perfect one. 12 fights, 12 wins, 11 coming in the way, all knockouts. EBU External European Champion, WBC Mediterranean Champion. 30 yaşında 1.80 iki boyunda 124 kilogram ağırlığında profesyonel boksta 12 maç yaptı. Tamamını kazandı. 11'inde nakavt etti rakiplerini. EBU External Avrupa Şampiyonu, WBC Akdeniz Şampiyonu, The KO Machine, nakavt makinesi Umut Real Can Kıran. Maç başlıyor sevgili izleyiciler. I spoke to both of you in the dressing room. Obey my commands at all time and protect yourself at all time. I don't want to see low punches, no kidney punches, no rabbit punches. Give the best you can. Shake hands. Hazırlıklar tamam, mücadele başlıyor. 12 round'luk karşılaşma başlıyor değerli izleyiciler. Umut Camkıran ve rakibi Mirko arasında. Bosna Hersek'te yaşıyor. Bosna Hersek'i temsilen ringde Sırp asıllı Mirko Tintor. Round 1, birinci round. İlk round başladı. Rakip ters kart. En son Muhammed Soltbey'i, 16 galibiyet, 1 yenilgisi olan Muhammed Soltbey'i nakavt etmişti Almanya'da. Ve çok büyük sükse yaptı, 140 kiloluk Mirko Tintor. 15 galibiyetinin 8 tanesi nakavtla, %42'lik nakavt oranı var Mirko Tintor'un. İlk unvan koruma mücadelesi sevgili izleyiciler. Cerca'yı yendi. 12 round sonrasında puanla mağlup etti Cerca'yı. Ve arkasından sevgili izleyiciler, Avrupa'da büyük ses getirdi Umut Camkıran. Önümüzdeki yıldan itibaren de yurt dışında maçlara başlayacak Umut Camkıran. İlk round birbirlerini tartarak geçiyor. Muhammed Soltbey çok sükseli devam ediyordu kariyerinde. Bir anda Mirko Tintor Temmuz ayında, bu Temmuz'da Muhammed Soltbey'i knockout etti. Ona dur dedi. Umut Camkıran'da 12 maç 12 galibiyet, 11 knockout. Umut için de çok sorun olacağını zannetmiyorum dedi Tintor. Göreceğiz ne kadar sorun olacak. Seyircinin büyük desteği var an itibariyle. Birol Topuz, destek başladı. Evet. Salonda yapınca seyirci desteği de daha çok arttı. Bel altı vuruşa izin vermiyor maçın hakemi Van der Fiele. Çok tartarak girdiler ilk roundda. Tabii serbirip sır vermiyorlar. Bunlar problemin, hani problemi önce analiz ediyorlar şu anda. Aparkat denemesi. Karşılıklı. İki tarafta aparkat denedi. Şimdi yumruk kombinasyonu. Rakip 32 yaşında. Umut Camkıran 30 yaşında. Stop, stop. Hakemden uyarılar devam ediyor. Yakın mesafede. Mideye uzandı, vurdu. Mirko Tintor. Sol koşuya denedi. Karaciğere sokuluyor. Bir sağ koşuya Umut'tan. Bravo Umut. Sol direkte geldi. Gardını çok açıyor Sırp dövüşçü.
Aparkat sağ kroşe. İlk round bitmek üzere. Birinci round'u değerlendirelim. Yani birinci round'da ortada. Ortada ama Umut'un bir net sağı var gelen. Tabii kontra da aldı orada ama. İki tane sağ net yumruğu var. İlk round'da rakip sanki biraz daha böyle puan alıcı vuruşları fazlaydı gibi geldi bana. Yani evet, puan alıcı vuruşları var ama bakın burada net vuruşlar da var ama sürekli boksta profesyoneller biliyorsunuz takip eden, sürekli baskı yapan genelde puanlamada daha çok hakemlerin etkisini çekiyor. Evet, puanlamayı sizler de yapabilirsiniz. 12 round boyunca puanlama yapın. Ben de kendi puanlarımı yazıyorum. Ama öyle kolay bir maç olmayacağı ortaya çıktı galiba birinci round. Evet. Çünkü rakip kavgacı. 140 kilo çok ağır. 140 kilo ağır ve şey yani dövüşken bir sporcu. Round 2. İkinci round. Umut Camkıran. Çok zayıf kalmamam gerekiyor dedi onun karşısında. Çok da kilo vermedi. 120 kiloda kaldı. Sağ direk attı şimdi net Umut. Sağ. Net bir sağ direk. Round round sayacağız. Kim önde kim geride. Aparkat sağ kroşe girişimleri devam ediyor. Ters kart boksör. Umut Camkıran bastırmaya başladı. Bugüne kadarki bütün maçlarını bir tanesi hariç hepsini Türkiye'de yaptı sevgili izleyiciler. İki tane daha doğrusu Podgorica ve Rusya'da, St. Petersburg'da bir kez de Tiran'da maçlar yaptı Umut Camkıran. Üç kez yurt dışında, dokuz kez Türkiye'de. Sol aparkat. Yakın mesafeye giriyor. Yorumlarınızı Twitter'da Haydi Umut şeklinde yazıp yollayabilirsiniz arkadaşlar. Haydi Umut tabelamız bu. Umut Camkıran kapalı gardıyla gitmeye çalışıyor. Cercay maçında sağ bileği kırılmıştı. Şimdi net yumruklar geldi. Sağ aparkat rakipten. Bir sağ kroşe geldi şimdi. Mirko Tintor'dan. Rakibi yormaya yönelik çalışmaları başladı Umut Camkıran'ın. Taktiklerini yapmak zorunda. Her round başka bir taktik yapmak zorunda. Yorumlarımızı Birol Topuz'la yapıyoruz, gecenin promotörüyle. Sol aparkat sağ kroşe, ardından sol kroşe sağ kroşe. Dörtlü yumruk kombinasyonu. Şimdi arkasından Umut bastırıyor. Sert yumruklarını gösterdi. Yumruklar çarpıştı. Tintor da aparkat vurdu. Tintor kontratçı, çok iyi kontra vurur. Özellikle sağ attığınız zaman solu çok iyi vurur. Ters kart boksör. İterek önünü aldı hakem, uyarıyor Belçikalı. Sol aparkat sağ kroşe. İkinci round'da tamamladık. Bu round'ı Umut aldı. Diğer round'dan daha iyi bir performans sağladı. Yani. Özellikle tam önümüzde yapmış olduğu ve annesi ekranlarda, babası ekranlarda sevgili izleyiciler. Onlar da çok heyecanlılar. Üçüncü round tabelası havada. Çok zor geçecek, çok zor.
Üçüncü round. Üçüncü round başladı. Ringin içinde bir şey kaldı. Van de Ville oraya bir baktı. Sorun yok dedi, devam ettiriyor. Sol direk geldi şimdi Mirko'dan. Seyirci de maçın zor olacağını gördü. Vur kır parçala, bu maçı mutlaka kazan diye gönderdi mesajını. Erhan Uçar'ın fotoğrafları bakın. O da objektife yansıyor. Serap Dinçkan'la birlikte bugün görevdeler. İtalya'dan geldi Erhan Uçar ve bu geceyi fotoğraflıyor. Abo ödülü sahibi biliyorsun. Aparkat geldi şimdi. Üçüncü roundda Umut Çamkıran sol ve sağ direkler attı. Sağlı sollu kroşeler. Üç yenilgisi var bugüne kadar rakibimizin. Ve şimdi Umut'tan çok daha sert yumruklar. Tempoyu yükseltiyor. Bravo Umut. Mirko Pintor. Son maçında 3. roundda Muhammed Soltbey'i nakavt edince Ebu ona unvan maçına çıkma hakkı verdi. Yakın mesafede üzerine kabus gibi çöküyor adeta, çok ağır bir boksör Mirko Tintor. Umut genelde gardını çok sıkı tutuyor, aralardan yumruk girmesin diye yüksek tutuyor. Muazzam bir atmosfer var Ümraniye'de. Umut Çamkıran'dan aparkatlar arka arkaya. Çok net iki tane aparkat vurdu. Tintor da baskı yapıyor. Bir aparkat daha. Sağlı sollu kroşeler. Yıkmanın eşiğine kadar getirdi. Sağ kroşe tekrar. İnanılmaz bir gürültü var salonda. Bilmiyorum sesim sizin kulaklarınıza kadar gelebiliyor mu? Bu gürültü de kaybolup gidiyordur belki de. Sağ direk. Aparkat geldi Tintor'dan. Mirko Tintor ikisine savaşıyor. Sol koşe. Vücuda çalışıyor şimdi. Nefesini kesmeye başladı. Round bitmek üzere. Çok sağlam geliyor ve round bitti. En mükemmel round'uydu bu Umut'un. Kesinlikle çok kıran kırana bir mücadele ve ağır skete yakışıyor. Yumruk zenginliği de çok yüksek. Umut bu round'da biraz vitesi arttırdı ama bana göre bundan sonra round'da biraz vitesi düştürerek dinlenip tekrar çalışır. Kesinlikle. Çünkü taktikleri var. Her round başka bir oyun oynayacak. Zaten Umut Seyda Keser'le konuşurken ben şunu duydum. Dedi ki Seyda'ya, bazı roundları rakibe vermek zorundasın dedi. Dinleneceksin o roundda. Boş ver dedi, ver bir iki roundu dedi. Yani bu çok önemli bir olay. Wilder dün 6 round verdi. Evet, bugün sabah saatlerinde. Birazdan Deontay Wilder, Luis Ortiz tarihi rövanşın tekrarını izleyeceksiniz. Mirko Tintor sağlam bir belaya bulaştı. Adım adım gidiyor. 13. maçı Umut Çamkıran'ın. Herkes bu yollardan geçti. Karaciğere sokuldu şimdi. Umut'tan sağ yumruk geldi şimdi. Köşeye doğru sıkıştırdı Mirko'yu. Mirko oradan çıkmaya çalışıyor. Ama gerçekten çok dikkatli olmak zorunda.
Butterbean gibi değil mi adeta? Evet, Butterbean de fiziğine baktığınız zaman nakavtlarını hayretli düşünüyordu herkesi. Dünyanın en şişko boksörü Butterbean'dır. Ama ne biçim nakavtlar yapıyor? Kolunu tutup sıkıştırmadı derken Fandefi ile. Gerçekten mücadelede iki boksörün arasına girmekte zorlanıyor. Fandefi ile. Maçın hakemi 1981 yılından beri boks maçları yönetiyor. Sağ köşelerle geldi Umut Çankıran. Kariyerinde 1200 maçı var bu hakemin. Efsane hakem. İstanbul'da onu görmek güzel. Sağ kroşe. Frank Mihail Masta gecenin hakemleri arasında Alman hakem. Mideye uzandı, vurdu Tintor. Sağ kroşeye isabet ettirdi. Aparkat deniyor. Dördüncü roundda. Son saniyelere doğru ilerliyoruz. Umut'un adım adım baskısı sürüyor. Sağ kroşe şimdi. Kondisyonunu nasıl buldun Umut'un? Umut iyi antrenman yaptı bu sefer. Yani ama tek şeyi, sıkıntısı sağ eli. Yani Umut'un sağ eli tam iyileşmedi. Tek elle dönüşüyor aslında. Ama kemeri korumak için belli bir sürede maça çıkmak zorunda. Tabii, yoksa kemeri kaybediyor. O riske girmedi. Sakat sağ eli sakat olmasına rağmen bu maçı kabul etti. Yani %80 iyileşti ama %100 iyileşmedi. Ve şimdi Mirko Tintor geldi. Dermanı kalmadı, dermanı. Evet, çok yordu Mirko'yu. Şimdi ama round bitiyor. Bu imdadına yetişmiş oldu Zil. Antrenörü Oleg ekranlarda. Uzun zamandır o çalıştırıyor Umut Çankıran'ı. Boks gecelerini kaçırmak istemiyorsanız Instagram'da boks gecesi hesabımızı hemen lütfen takibi alın. Boks gecesi Türk harflerle. Boks gecesini kaçırmayın. Maçların anonslarını oradan yapıyoruz. 6 Aralık tarihinde çok 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 zor maça çıkacak Tayfun Özcan. Daha önce kaybettiği Çenay Risko'yla rövanş yapacak. D-Max canlı yayınlayacak. Nereden? Abu Dhabi'den. D-Max her yerde. D-Max. Sağ kroşe geldi şimdi. Mirko Tintor yoruldu. Sağ kroşe. Ve bir kez daha dermanı kalmadı artık. Ayakta duracak hali kalmadı. Kendisini dinlendiriyor. Çeneden yatır, iş bitirsin. Nakavt bekliyoruz. Rakibin bırakması bizi mutlu etmez. İşte dağıtmaya başladı. Kaçıyor. Kaçamadı. Köşede sıkıştı kaldı. Nereye kaçıyorsun? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Umut Çankıran nakavta doğru gidiyor. Bir kez daha yatırdı. Ve bitti. Beşinci round'da nakavt.
Ekip dışında kimse çıkmasın lütfen ringe. Ekip dışında lütfen kimse çıkmasın. Teşekkür ederiz. Umut Kankran 13. maç 12. nakavt. Umut Kankran nakavt ediyor. Mirko Tintor kaçamadı. O görüntü ekranlara gelecek. Kaçamadı. Köşede sıkıştırdı. İşini bitirdi. Rövanşının tamamını izleyeceksiniz bir kez daha. Avrupa'nın koruduğu EBU External Avrupa kemer sahibi defending his title EBU External and heavyweight division winning by technical knockout in the fifth round 1 minute 30th second teknik nakavtla 5. round 1 dakika 30. saniyede kazanan Red Corner kırmızı köşe Umut heyecan duydu. İşte şampiyonluk kemerini koruyor. Organizasyon uzunu ana sponsorları Illusion ve Cleopatra Inc. Umut Kankran takıldı kemer bir kez daha boynuna. Umut Kankran Real Kankran 5. rounda knockout etti. Knockout makinesi The KO Machine Umut Kankran. Umut, sıcağı sıcağına duygularını alalım. Fotoğrafını ver lütfen sonra. Duygularını alalım, canlı yayındayız. Evet. Evet. Sağ ol, teşekkürler Umut. Çok iyi maç oldu, neler söyleyeceksin? Çok güzel maçtı, düşündüğüm gibi oldu. Birbirimizden güzel bir dövüştük. Ve bunu da insanlar görmek istiyor. Güzel maçtı, buradan ben herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum destekleriniz için. Hepiniz cansınız. Zaten siz olmazsanız biz de olmayız. Buradan hepinize sevgiler, saygılar canlar. Umut şunu sormak istiyorum. Senin planın maç eğer uzarsa enerjini ölçülü bir şekilde kullanmaya yönelikti. Ama üstünlüğünü anlayınca maçı bitirmeye gittin, doğru mu? Şimdi benim eksplozif sert yumruklar attığım için ben her şeyi planlı projeli yapmalıyım. Yani öyle pataküte giremem. Plan projemiz var. Hocamız Alex'le, sparring partnerlerle, Seyda'la, Baki'le, bütün takımımız, boxing, bizim bütün ailemiz, herkes bize destek verdi. O forma geldik, bu maçı da öyle kazandık abi. Bir kez daha alkışlar onun için Umut Real Kankran. Bir otopuzla birlikteyiz. Neler söyleyeceksin? Bilgehan abiye çok çok teşekkür ederim. Ve tabii ki Birol abim. Ondan ben, biz takımımız Beyne Blanco. Ondan sonra Ahmet Adıbeş. Ve buradaki bütün kardeşlerim, ailem. Biz hepimiz canız. Ve hepiniz cansınız. Siz olmasaydınız zaten biz olmazdık. Birol topuz neler söyleyeceksiniz? Müthiş bir gece yaşandı.
sponsorlarımız da Sait ve Gürkan kardeşimiz, diğer sponsorlar da, herkese çok 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 teşekkür ederim. Umut, hiç kimseye söylemedik ama biz tek elle dövüştük. Hala eli ilişmedi ve doktorlar şu anda hemen ertesi gün birkaç gün ameliyat olacağız. Evet, şimdiden geçmiş olsun diliyoruz. Biliyoruz sakatlığın vardı. Maçtan sonra Bilal abi dedi, ben zaten konuşmadım ama ameliyat olacağız. Bir şey olmaz, maçı güzel yaptık, kazandık. Kemer de bizde kaldı. İyi oldu. Son bir kez daha alkışlar onun için. Umut Real Çankırı.